Milliyetçi Hareket Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Adnan Kurnaz yaptığı yazılı açıklamada ülke ve millet meselesi olanlar coştukça coşuyor, azdıkça azıyorlar. Bugünkü tablonun çok daha azına sebep olan siyasi partiler tarihten silindi gitti. Dünyanın istisnasız her yerinde Türkiye'nin yaşadıklarının onda biriyle karşılaşan hükümetler anında kenara çekildiler. Hükümet hala hikaye anlatıyor. Hala milletin aklıyla alay ediyor. Hala itibardan, gelişmeden, huzurdan ve saygınlıktan bahsediyor. Bizi asıl düşündüren, endişelerimizi arttıran ve telaşlandıran bu durumdur dedi. Kurnaz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak hangi birini anlatalım? Barzani alçaklığını izah edebilen, buradan bu ülkenin hayrına zerre kadar bir şey bulabilen var mı? İsrail tiyatrosunun geldiği safhaya ne demeli? İran'ı vurdular veya vuracaklar. An meselesi. Şimdi anlaşılıyor. Davos tiyatrosunun niye oynandığı? 9 Türk'ün Mavi Marmara gemisinde katledilmesine niçin yol verildi? İsrail'le papaz olduğumuz izlenim vereceksiniz. Diğer taraftan bölgenin bu terörist devletini herhangi bir saldırıdan korumak için füze kalkanını topraklarımıza yerleştirip varlığının teminatı olacaksınız. Mısır, Libya ve Suriye tiyatroları da şimdi daha bir anlam kazanmıyor mu? Yakın akraba ilan edilen, elinden barış ödülü alınan Arap liderlerin anında neden terk edildiği daha iyi anlaşılıyor. Devrilen liderlerin ortak özelliği İsrail karşıtı olmalarıdır. İsrail'le barış görüşmelerine rağmen Hüsnü Mübarek de buna dahildir. Zira o görüşmelerden bir sonuç alınamayacağını artık kesinleşmişti. Bütün bu yaşananların sadece İsrail'in işini kolaylaştırması, üzerindeki tehditleri kaldırması bir tesadüf müdür? Sıranın İran'a geldiği söylenmeye bile gerek yok. Peki sonrasında ne olacak diyen MHP Kütahya İl Başkan Yardımcısı Adnan Kurnaz, AKP'yi allayıp pullayıp piyasaya sürmüşler. Suni teneffüslerle başarılı ve verimli göstermişler ve böylece Orta Doğu'da bir model oluşturmuşlardır dedi.